geliştireceğiz. Türk Çin Sanayici İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Bermek stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çin, Türkiye öne çıkıyor. Dinamik şehirler 2025'te evet. Pekin olacak, İstanbul olacak. Dinamik ne demek o zaman burada? Ne anlayacağız? Kalabalık olunca dinamik mi oluyor? Bu mu? Böyle mi bakılmış? Unsurlardan bir tanesi. Muhakkak ki nüfus ekonomiye de tesir ediyor, sanata da tesir ediyor, dünya şehri olmaya tesir ediyor. Ama başladığınız yer çarpıcı. Biraz açın diyorsunuz bu şehirleri. Bugün dahi dünyadaki gelişme hızı, büyüme hızı olarak Çin yerini koruyor. Hatta bu hafta, geçen hafta gazetelere inhisar eden son çeyrekte 7,8'lik bir büyüme hızına sahip. Demek ki ekonomi şampiyonluğunu devam ettiriyor. İkinci durumdaki konumunu dünya liderliğinde birinciliğe taşıması kaçınılmaz. Bunun için bir iktisat yahut ekonomi profesörü olmaya gerek yok. Avrupa durağan hale geldi, yaşlandı. Peki burada sadece mesele kalabalıklık mı? Yoksa hayır, mesela Çin de aynı zamanda ister istemez bir orta sınıfın büyümesi mi? Değil mi? Evet. Eskisi gibi işçi sınıfını evet. görmüyoruz zaten. Evet. İşçi bulunamadığı bazı eyaletlerde, Sichuan gibi işçi sayısının azaldığı, işçi bulunamadığı, büyük şehire gelip orta sınıflaştığı genç Çin'deki jenerasyonların söyleniyor. Bu da bir etken mi mesela? Orta sınıf mı dinamik yapar bir kenti? Bence. Çünkü alım gücü fevkalade yüksek oluyor. O şehirlerde tüketiciye sanat dahil, spor dahil, giyim dahil, moda dahil, turizm dahil bir takım olanaklar sunuluyor. Çin görülmeden anlaşılacak bir şehir değil, ülke değil. Mesela ben dünya fuarını Guangzhou'daki takip etmek için ilk Çin'e gittiğimde inanılmaz büyük, günde 500 bin insanın üstünde ziyaretçi oluyor. Şimdi burada 1,5 saat arabayla yukarı giderseniz Shenzhen'e geliyorsunuz. Hong Kong'a rakip kurmuşlar o şehri. İkisi de 15'er milyon nüfuslu. Ya burası neresi diyorsun? Guangdong eyaleti diyorlar. Nedir bu? 120 milyon nüfuslu, sualinize cevap veriyorum, 14 bin dolar kişi başına düşen geliri var. Şimdi bana söyler misiniz dünyada 14 bin dolarlık? Biz Türkiye olarak konuşalım bakalım mevzuya. Dolayısıyla fevkalade büyüyen. Büyümenin de hani kafada hep fakir bir dünya. Hayır. 1 milyar kayıtlı 300 milyon insan nüfusuyla büyük bir talep. Avrupa durmuş. Afrika'nın gücü ne? Amerika ekonomiyle boğuşuyor. Dolayısıyla bizim ülkemizin fevkalade önemli 2023 500 milyar dolarlık ihracat hacminde tek hedefin Çin olmalı. Çin'den ilişki kurmayan ülkelerin, şehirlerin, kişilerin ve firmaların yarını kötü. Yani oradan mal almak değil. Füze alması meselesi Türkiye'nin biraz da ona mı bağlıyorsunuz acaba? Hayır. Oradan mı? Çünkü dünya böyle gelişiyor. Japonları da 30 sene evvel aynı durumda görüyorduk. Bugün kalitenin simgesi haline geldi. Çin'de Amerika'nın da, Japonya'nın da, Avrupalıların, Alman'ın da fabrikaları var. Fakat orada dikkat çekici olan şu değil mi? Yani tabii Çin konuşur olduk ama Çin'in içinde en büyük alıcı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Şimdi Japonya. Buralar için üretiyor. Şimdi Avrupa almadığı zaman, Amerika almadığı zaman Çin ne yapar? Mesele bu değil mi? Hayır. Yani bizim alım gücümüzün o zaman Orta Doğu'nun alım gücünün kat kat artması lazım. Çin'e her şeyi satarsınız. Kendi iç pazarı yeter diyorsunuz. Yeter. Dünyanın en büyük pazarı orada. 1 peki bizim 300. durumumuz ne o zaman? Biz nasıl 12. oluyoruz? O çünkü hızla büyüyeceğimizi mi öngörmüş? Bence ajansa öyle. Türkiye'nin büyüme hızı da dünyada bugün dikkati çeker seviyededir. İstanbul'da dünyanın Cenab-ı Rabbim bahşettiği tabi doğal güzellikleriyle, boğazıyla, stratejik konumuyla gayet güzel bir yerde. Yalnız gelişmesi gerekiyor. Mesela olimpiyatlar gibi bir şeyi, sanat dünyasını birazcık dünyaya açmak gerekiyor. Yoksa İstanbul'u sadece boğazla, sadece tarihi dokuyla dünyaya bu kadar satarız. Geliştirmemiz lazım. Bana göre İstanbul tabii gelişmesini takip edecek. Çünkü yapılan altyapı yatırımları özellikle metro ve ulaşım yönünden İstanbul'un işte 29 Ekim bayramında Marmaray açılıyor.
Japon Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Finans şehri haline geliyor. Dolayısıyla bütün bu özellikler hem İstanbul'a gelir getirici olacak hem de İstanbul'u dünyaya daha iyi tanıtacak. Diye düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Peki, Ayhan Bermek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Bengi. Evet, gelelim Suriye meselesinden devam edelim. Bir kadın meselesi.